Türkiye gündemine oturan iki önemli konu var. Bir doların yükselişi, bir de bakanlarımıza Amerika tarafından yaptırım uygulaması. Bununla ilgili iş adamları neler düşünüyor, neler söyleyecek? Tabii dövizin aşırı derecede yükselmesi ülkemizdeki hiçbir ticaret adamı için istenen, beklenen, hoş karşılanan bir şey değil. Belki bazı ihracatçılarımızın avantajına olduğu gibi görülse de gerçekten üzüldüğümüzü söyleyebiliriz. Fakat geçtiğimiz aylarda biz bunların mütalalarını yaptık. Bugünlerde Euro'nun 5 liraya, 6 liraya kadar, doların 5 liraya kadar çıkabileceğini muhtemel görüyorduk. Çünkü bir Türkiye seçim sürecinden geçti. Öte yanda dış pazarda, dış piyasada özellikle yurt dışından Türkiye'ye bakanlar bu işi daha net gördüler. Bununla alakalı evet sıkıntılarımız vardı. Döviz ciddi derecede yükseldi. Bundan sonra daha yukarıya gider mi? Doğrusunu isterseniz bilmiyoruz. Ama gitmemesi gerektiğine inanıyoruz. Bakanlar kabinesi açıklandı. Olumlu olumsuz tenkitler var. Fakat bugünlerde gözlemlediğimiz pazarda, piyasada yeni kredibilitelerin, yeni planların, programların, hükümet tarafından 100 günlük planın açıklanmasından onu görüyoruz ki dövizin kızgınlığı buradan daha fazla öteye geçmez. Ama bu bir süre daha faizlerin yükselmesi anlamına da gelir. Bugünlerde baktığımızda %19-18'lerle para alan bankaların %26-27-28'lere kadar parayı geri çevirmekle alakalı geldikleri rakamları görebiliyoruz. Bunlardan %23-33-35'lere kadar çıkabilmesi muhtemel. Böyle düşündüğümüzde şu an yaz aylarında turizmle alakalı tabloya baktığımızda rakamlar olumlu. Yurt dışından gelen gurbetçilerin kattıkları değer yine olumlu. Böyle düşündüğümüzde 1-2 ay bu şekliyle gider ama 10. 11. aylarda sıkıntı olabilir. Şubat ayına kadar ticaret yapan arkadaşlarımızın özellikle faizle iş yapacaklarını bu hususa biraz dikkat etmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Bu arada tabii döviz aşağılara doğru çekilecektir diye biz umut varız. İkinci sorunuz da Amerika'nın bakanlarımıza karşı işlemiş olduğu fiil var. Tabii o da hiçbirimizin hoşuna gitmedi ama Amerika'yla böyle bir savaşımızın var olduğunu artık kabul etmemiz gerekiyor. Bu evvelinde farklı ülkelere de yapılmıştı. En yakından bildiğimiz İran'daki bakan ve devlet görevlilerine karşı yapılmıştı. Bunu kabullenemiyoruz. Yani hiçbir ülkenin kabullenmesi mümkün değil. Biz de ticaret adamları olarak bunu kabul etmemiz mümkün değil. Amerika'nın derdi kalkışma gününden itibaren ülkeyle alakalı yürütemediği, götüremediği, beklentilerine cevap bulamadığı hususlarda baskıcı olmak, dediklerini yaptırmak. Son bir ayımıza baktığımızda ülkede çok ciddi derecede olumlu gelişmeler oldu bölgeyle alakalı. Rusya'yla istediğimiz zaman ilişkilerimizi iyi düzeyde tutuyoruz. Belli ölçülerle alakalı kendimizi korumamız, kollamamız gerektiğinde de seviye koyabiliyoruz. Çin'le yakınlaşmamızı hep birlikte izlediniz. Hatta en son devlet başkanımızın Çin'e yaptığı ziyarette son derece olumlu gelişmeler oldu. O bölgeyle alakalı
Hindistan'ın da içinde bulunduğu birlik noktasında. Tabi İpek Yolu'nun dünyada tekrar anlam kazanmaya başladı. Deniz yollarıyla karayollarının rekabetinin daha da hızlandığı ve özellikle Türkiye'nin de merkezde bulunduğu ve üzerinden geçecek bu hat üzerinde önemi aşikar. Bunu tüm bölgeyle alakalı enteresi olan devletler izliyor, gözlüyor ve takip ediyor. Bu konuda fırsat ülkemiz üzerinde. Amerika ile alakalı baktığımızda ise bugüne kadar bizleri yöneten, bu bölgeden ciddi derecede istifade eden bir ülke olarak bunları kaldırması, kolay hazmetmesi mümkün değil. Onu anlayışla karşılıyoruz. Fakat sular durulması için önce bir bozulması, bulanması gerekiyor. Bize göre balık avlamak adına suyu bulandırıyorlar. Muhakkak bunlar da durulacaktır. Yine bakanlarımızın konuyla alakalı girişimleri oldu. Onlardan da olumlu sonuçlar dün itibariyle basına düştü. Biz de oradan izliyoruz. İnşallah hayırlısıyla bu süreci atlatırız. Türkiye ekonomiyle alakalı dünyadaki değeriyle ve dengelerle alakalı olumlu yönde ilerliyor. Bizler bu duygu düşünceler içerisindeyiz. Umut varız, ümitle bekliyoruz. Dün Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir açıklaması olmuştu. Yastık altındaki dolarlarınızı, dövizlerinizi, altınlarınızı çıkarın, bozdurun şeklinde. Buna iş adamlarının yaklaşımı nasıl oldu başkanım? Evet, bütün iş adamları, yani sadece müsiyata mensup üye arkadaşlarımız değil, tüm ülkemizdeki iş adamları konuyu dikkatle izliyorlar. Çünkü dengelerle alakalı, evet, döviz hareketleri, faiz yükleri herkes tarafından merakla izleniyor. Ciddi derecede sıkıntılarımızın var olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Günlük, güneşli, gülistanlık bir ülkede değiliz. Hatırlayacaksınız, bundan önceki dönemlerde de benzer ülkemize operasyonlar yapıldı. Bunlar üzerinde halkın hususi teveccühleri oldu. Başkanımızın, ekonomiyle ilgili bakanlarımızın o konuyla alakalı tavsiyeleri oldu. Bizler halk olarak, üyeler olarak, tacirler, tüccarlar olarak buna ciddi derecede ehemmiyet verdik ve üzerimize düşeni yaptık. Dolarlarımızı bozdurduk, dövizlerimizi bozdurduk. İhtiyacımız olmadığı sürece döviz almadık. Hatta altınla alakalı da talepler oldu. Yastık altlarındaki bildiğimiz, bulabildiğimiz etrafımızla beraber altınlarımızı ekonominin, reel ekonominin içerisine koyduk, kazandırdık. Kendi adıma baktığımda benim yastık altımda artık altınım kalmadı. Fakat tabii üzüldüğümüz başka bir husus da var. Onun da altını çizmek gerekiyor. Bugüne kadar dövizlerimizi bozdurduk. Döviz almadık ihtiyaç olmadığı sürece. Ama dövizi durduramadık. Burada alınması gereken daha reel kararlar var. Bu konuda endişelerimiz, kuşkularımız vardı. Fakat dün açıklanan raporda 100 günlük planı hükümet arz etti. Kelime kelime bunları okumaya çalıştık. İçinden çıkarımlar almaya çalıştık. Yapılabilirliği ile alakalı durumu değerlendirdik. Evet, son derece önemli kararlar var. Hatta bunların içerisinde bizim inandığımız ve savunduğumuz bir değer vardı. Bunu Tekirdağ MÜSİAD olarak 5 yıl önce etrafımıza duyurmakla başladık. Devamında genel başkanımız konuya sahip çıktı. Bugün devlet başkanımız Sayın Recep Erdoğan'ın da sahip çıktığını görüyoruz. TOSİ'lerin, orta ölçekli sanayi sitelerinin imalata yönelik planlanması, programlanması, Emlak Bankası'nın imalata yönelik KOBİ'lere özel hususi destekleriyle yer vermeleriyle alakalı projeleri oldu.
Yani Tekirdağ'dan, Çorlu'dan, Tekirdağ MÜSİAD'dan çıkmış bir projenin bugün ülkemiz için ne kadar öneme sahip olduğunu anlamak ve algılamakla alakalı devletimizden, hükümetimizden de bir yakınlık olduğu için, bunu proje olarak kabullendikleri için ayrıca bu bize bir değer getirdi. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyoruz. Evet, yani bir kez daha neyimiz varsa dövizimizi, yastık altındaki altınlarımızı ortaya çıkarmamızın zamanı geldi diyoruz. Elbette ekonomide sıkıntılar, bahsettiğimiz gibi yani 10. aylarda, 11. aylarda biraz daha yükselebilir ama 2. 3. aylardan sonra ciddi derecede rahatlama olacağını, 2019 yılında enflasyonun iki haneli rakamlara ineceği inancımızda bizim de hükümete böyle bir katkımızın lazım geldiğini düşünüyoruz. Öte tarafta ihtiyacı olmadıkça dolar alımını da istemiyoruz. Dolara yatırımın da uygun olmadığını görüyoruz. Bundan sonra biz zaten dövizin düşeceği kanaatindeyiz. Teşekkür ediyoruz başkanım. Ben de teşekkür ederim.